Selamünaleyküm. Hayırlı günler. Kolay olsun. Bugün pinişi yapacağım. Aklıma geldi. Pinişi yapacağım bugün. Allah izin verirse. Akşamdan annem niyet etti. Sabah pirinçli yaparım. Evet. Yeşillik olsun diye. Evet. Her Türk doğruyor onu güzelce. Şimdi yeni yetmeler pek sevmiyor ama ben lahanayı seviyorum. Yeni yetmeler dediği de burada. Yeni yetmeler aramıyor çocuklar. Yeni yetmelerimiz de burada. Ama ben unutamıyorum lahanayı. Kahvaltı yapıyor küçük hanımlar, küçük beyler. Babam da öyleydi. Anne bak bu ne? Lahana çorbası. Neymiş abi? Mısır ekmeği. Hep öyle ölürken de onu sayıkladı. Hümacık da bir şey gösterecekmiş. Anne. Hümacık 6 yaşına girdi. Evet. Büyüyor. Az uzağa git gözükmüyor. Evet. Şu saçlarını da çekersen. Anne. Püsküllü başlarını. Anne, dişleri çıkıyor Hüma Hanım'ın da. Büyüyor. Yenileri geliyor alttan. Vampir oldu sanki. Göster bakayım bir de. Ama orada bıçak var. Tehlikeli, gel bu tarafa. Anne. Efendim. Ben de bir şey söyleyeyim. Sen de söyle, gel. Hayır, Mehmet. Kulağımdan. Ha, kulağımdan söyle, tamam. Ne söyleyeceğim? Benim dişlerim çıkmıyor. Evet, senin daha dişlerin çıkmıyor. Senin de Hüma gibi 6 yaşına girmen gerekiyor. Evet. Biri geliyor. Kim geliyor? Ha, bir ayak sesi var bakalım. O geliyor. O geliyor. Kim geliyor? Kim o? Gel buyur. Zerzavatçı kaçmış. Gel buyur. Çiğdem abla zerzavatçıyı yakalarım diye yukarı Harman Tepe'ye çıktı. Hoş geldin. Sağ ol. Alan aldı. Ne aldın? Geçti gitti. Çocukları unutmamış. Unutmadım. Dondurma. Meyve suyu. Sonra veririz. Şey, dolaba koy da. Yukarı koy ama onu. Az kahvaltıları bitsin alası. Küçük bardağı olabilir Çiğdem abla. Gene onların gönlünü yapacak. O da şey, çocuk şey olduğu için. Evet. Sıcak basmadan çıkayım diyordu. Ne kadar bir bakayım Ezra'cığım, çok uygun. Maa çıkar mısın? 30 mu? 20? 40? 80. 80 mi? Ha. Abu! Uygun mu Çiğdem? Çiğdem valla uygun. Bilmiyorum. Parayı küçük gördüğü için. Uydur bir yere Çiğdem ablaya. Uygun geldi. Dolaba bırak, dolaba aşağı bırak. Uyuyorsun, ne bileyim 80 lira anam. Aa, bana hiç uygun gelmedi. Şurada da bir çamaşır dağım var. Onda yorgan var gerçi. Orada pek bir şey yok. Ne canavar bıçağın altında kayboldu. Doğradın ya hemen. Ne bileyim, bir poşet doluydu. Kayboldu. Yorganlar mı istendi? Temizlik imanımızın yarısı. Kışı açarız inşallah diyorum. Nasip olursa. Kaldıralım şimdi. Bir çarşaf marşaf da örtmüyor bunlar. Yaz geldi, bir geldi, pir geldi yani. Aynen. Mehmet de sabah uyandı, ne diyor biliyor musun? Osuruk kokuyor diyor. Halbuki kendi şey yapmış. Kendi koymuş. Onun farkında değil. Onun farkında değil. Mehmet de 3 yaşında olduracak Allah izin verirse. Bana ne? Burada. O suyuk kokuyor diyor. O suyuk. Allah yoldan yürüdü. Anne ya. Kızını açmıyor. Nasıl faydı? Dur. Şuraya koyayım, orada yat. Kaka ya, bir dinozor kakam da geziyor. Gel, bu çorap kimin, gel. Senin çorabın mı, bak öbe ya Rabbi. Anne kakam yemeği yapıyor. Kakam da geziyor. Az 7 saat sonra. Ne?
Ayı toplayın hadi sofranızı toplayın. Mehmet araban nerede oğlum? Sen daha kalkamam. Araban nerede Mehmet? Soğan götürür soğan. Kalkamam vereceğim. Kaç tane? Götür o yaprağı doldurur. Ha evet. Hadi. Düşersin. Öpücük bırak. Bulgurlu iç yapalım. Altı yeter mi? Anne, nerede? Burcu ne yapacaksın? Burcu dağılır mı? Daha bu ev işime yaramaz. Anneciğim, aşkım. Dur annem, öyle olmaz. Getir odamıza kaldırıyoruz. Hayır. Gel. Lütfen Mehmet, hayır doğru değil bu yaptığın. Kalk daha kalkmış. Tut ucundan hadi beraber katlayalım, dur. Evet. Kaçacağım. Kalka mı kaçmıştı? Bir son mu? Hayır. Bundan sonra. Evet, yok, bu vurmasa Mart ayında şey yapacak. Sonbaharda yeniden açacak. Ayda başlayayım dur. Ayda başlayayım. Arabam burada. Arabamı şuraya. Ay kurumamış ya defterim niye? O kadar kaç saattir güneşte duruyor halbuki. Korkç ya ondan herhalde. Oy benim. Herkes tabağını mutfağa götürebilir mi? Seni rica ediyorum. Benim tabağım. Okul bitmedi Nisa'nın. Beslenmene ne koyalım? Peynir zeytin koyayım ekmek. Buna mı biter o zaman? Evet. Olmuyor. Bitmedi daha okul bitti. Bak anne. Ne olacak o para? Ya ben bundan mısır alacağım. Ha geçen. Bu şey yanmıyor. Aşağı indik ya. Sakız bile yapmıyor. Aşağı indik. Kaç TL getir. Ha. Mısırcı gördü. Ben de benim param yok almaya dedim. Dönerken böyle diyor. Bir daha ben paramı biriktirip geleceğim. Mısır alacağım. Ama öğrensin çocuklar. Sahilde dolu bardak mısır. Çıkmıştır. Çıkmış artık. Hayır çocuk neyin ne olduğunu öğrensin. O da öyle dedi. Yani ben demedim ona hani sen kendin alırsın diye. O bana diyor ben paramı biriktireceğim bir dahakine mısır alacağım. Ama ablam çoktan hazırlanmış. Hümacık götürebilecek mi onu tek başına? Baksana maşallah yardım bile istemiyor. Ama anladım. Yardım et ona arka taraf. Duvara o şeyini daya. Evet. Yatağa yüz yüzünü yönünü döndür. Rica ediyoruz halısı. Yardım istiyoruz. Nisa'cığım okula hazırlanmış. Senin ne biliyor be? Yani bu ya. Maşallah. Kızlar büyümüş yahu babaannesi. Nisa Onur bana ihtiyaç duymadan giyiniyor, beslenmesini hazırlıyor. Hüma soframızı toplamaya yardım ediyor. Bu da araba kullanıyor. Dondurma var. Tamam. Ödül var ama. Gördüler ama şimdi. Ödül var. Ödül olmasa da yapıyorlar canım. Nisa Onur bu sene hiç beni zorlamadı ki gel giyindir beni diye. Kendi giyindi, hazırlandı, etti. Bir saçını yaptım ben. Tamam. Babaanne de söylemesi lazım. Dondurma. Hadi hepimiz o zaman. Ben tiyakı. Tamam. Ben karışık. Ne? Silah yok kaselere koyacağız. O zaman kaselerde daha çok yeriz. Biliyor musun? Evet. Şurayı bir alalım. Biliyor. Şimdi tabaklar bulaşıklar kalmayacak. Ya kahvaltım çay. Ya kahvaltım çay. Dondurma yemek istedim. Ya açılmıyor.
kahvaltı bıçağı. Al al kahvaltı bıçağı. Ben doymaya yiyeceğim. Erisin öyle yersin. Ben doymaya yiyeceğim. Ben. Dondurma erinip yenmez. Ooo yürümün. Evet çekmem. Dondurma erinip yenmez. Ben sen de bak. Of. Ben Jackie. Siz de bakın. Gördünüz mü? İki de karışık. Ay. Ben videoyu... Dur sehpa vereyim ben size. Evet. Mehmet bir dakika. 80 lira gözümüze çok gibi geldi ama şimdi bu dondurmadan kaç kişi yiyor bak. Ama bir tane dondurma alsa zaten 15 liradan aşağı dondurma yok. Bence yani uygunmuş Çiğdem ablamın dediği gibi. Anne. Aynen. Bu da senin efendim. Evet. Teşekkürler. Anne ama. Teşekkürler. Bir şey değil. Ben alamıyorum. Küçük küçük alacaksın ya. Diyorum ki 80 lira gözüme çok geldi bir anda deyince ama hani 20 liradan aşağı dondurma yok diyorsun. Her birine 20 liradan dondurma alsa zaten. Bize de aldın düşünsen. 120 lira eder. 5 tanesi 100 lira. 5 tanesi. İdarelisin bak. Kaptanımsın. Biraz o kadar şeyim var yani işte. O kadar hesabını biliyorsun. Hı. Aferin sana. Hı. Sıcaklarla aran nasıl? Sıcaklarla aram fena değil. İdare ediyorum işte. Fena değil. Bize abone olmayı unutmayın. Evet. Bize abone olmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bu arada like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı unutmayın efendim. Arada şeyimizi yapalım. Çiğdem abla hatırlatma yaptı. Yönleyeyim mi bunları şimdi? Hem de seçmiş olayım. Ha, yönlendim. Zaten taze herhalde. Hmm. Bayağı da var ha. Gel Çiğdem abla. Kiye varmış lan. Yok, direkt su sokup çıkarız. Bu ya. Çocuklar lahanadan çok. Biz de küçükken öyleydik. Bunu daha çok severdik. Hmm. Ama büyüdükçe damak tadı oturuyor işte. Ne kokuyor? Lahana sarmasından çok. Üzüm asma yaprağı sarması. Kokuyor. Daha hoşumuza giderdi. Ben bir daha doğuracağım. Bir daha. Koyayım mı? Daha olmaz şimdi. Çok az koy şimdi. Çok az. Hüma almış bak sormadan. Hüma acaba. Ben kakoyu istiyorum. Kakoyu. Sen gideceksin zaten. Üstün şey olmuyor. Şey yok gerçi temiz yaprak da. Ben kakoyu istiyorum. Tamam. Keşke benim de okul saati olsa. Az kaldı bitecek zaten. Bu hafta mı? Bu hafta bitti sayılır. Haftaya daha ders işleyeceğimizi sanmıyorum. Piknik var zaten sanırım. Piknikler bitmedi. Neden? Anne! Okul pikniğiymiş anneciğim. Gitmemiz gerekiyormuş. Sen merdiven... Thank you.
Lahanayı ıslattım. Şöyle suya bıraktım. Annem zaten sağ olsun. Biliyorsunuz ki soğanlarımız doğradı. Şunları yönledik. Neyse şumu yolcu edeceğim. Bir 10 dakikası kaldı servisi gelir. Sonra bunları haşlarız. Güzel bir iç yaparız. Akşam için sararız. Burada da parti var. Kafaları şu an yukarı. Ay Allah. Parti tüm hızıyla devam ediyorken ben içim için soğanlarımı buraya koydum. Şimdi yaprakları haşlayacağım. Nisoşumu yolcu ettim. Yapraklar haşlandı. Şimdi içimi kavuruyorum. Asma yaprağı sararken iç harcımın içine nar ekşili sos da katıyorum. Şimdi bulgurla hazırladım. Pirinçli de çok güzel oluyor. Biraz kimyon, karabiber, pul biber veya toz kırmızı biber, nane ve nar ekşili sos. Ben çok yakıştırıyorum. İsteğe göre de tuz tabii. Damak tadınıza göre ben azalttım. Şöyle bol soğanla güzelce kavruldu. Çocuklar için de şöyle serin serin yoğurt çorbası yaptım. Hiç böyle kaynatmadan soğuk yoğurdu direkt haşladığım pirincin içine döktüm. Sıcaklarda en iyi gidecek olan yoğurtlu çorbalar. Soğuk çorbalar ama. Thank you.
Süslendik, püslendik. Kına gecesi var, oraya geldik. Allah! Ay, sana şöyle bindik. Geldik. Çok güzel. Evet, geldik. Biz Kına'ya geldik efendim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.